Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Yazın derslerden kopmamak için sizlere bazı tavsiyeler vereceğim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde YKS'yi geride bıraktık ve bazı arkadaşlar özellikle belli başlı derslerde bazı şeyleri çok ciddiye almamız gerektiğini söylediler. Şimdi onlara da değinerek 9. sınıfta bu işi hiç de zor hale getirmeden nasıl yapabiliriz? Onlardan bahsedeceğim. Haydi başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, yazı iyi değerlendirmemiz için tatil yapmak istediğimizi biliyorum. Bu yüzden sizlere bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, öğleden önce ne yaparsak yapalım, bu bizim için çok daha güzel ve etkili olacak. Bakın, erken kalkın demek isterim ama yani uykunuzdan da çok çalmak istemiyorum. Çünkü zaten yaz mevsimine girdik. İstediğiniz kadar uyumak istiyorsunuz, kabul. Ancak bu işi öğleden önce bitirirsek bizim için güzel olur. Yani 9 gibi, 10 gibi artık en geç kalkmış olalım. Tabii ki benim gönlüm ister ki 8-9 arası en geç uyanıyor olmanız. Ama problem yok. Yani saatlerinizi buraya kadar uzatabilir. Öğleye kadar da çalışmalarınızı bitirebilirsiniz. Yani 1 gibi, 1.30 gibi en geç bitmiş olsa güzel olur. İşte bunu eğer bir güzel madde haline getirip sizlere sunduğumuz zaman sizler de bunu, ya evet aslında hoca güzel söylüyor, bunu yaparsam günün geri kalan kısmı bana kalır derseniz bu video benim için başarılıdır. O yüzden ilk maddemizde sizde bu etki uyandırsın. Şöyle güne erken başlayalım. Yapmamız gerekenleri yapalım. Öğleden sonra gün bize kalsın. Çünkü rakiplerimiz daha yeni uyandılar ve kendilerine geliyorlar. Oysa biz birçok şeyi şimdiden hallettik bile. Şimdi bakalım o halledeceğimiz şeyler neler? İsterseniz onlara da biraz değinelim. Bir sonraki maddemize geçiyoruz. Evet, önce çalışma süremize değinmek istiyorum. 40x2, 40x3 sizin için fazlasıyla yeterli olacaktır. Ortalama olarak hocam benim çok fazla çalışasım yok diyen arkadaşlar mutlaka günde 40x2 yapabilirler. Bir oturum yapıyorsunuz, arada bir ara veriyorsunuz, sonra bir oturum daha yapıyorsunuz. Süresi 40 dakika. Dolayısıyla yapabilen arkadaşlar, 40x3 yapamayanlarsa 40x1 bile olur aslında ama 40x2'ye zorlarsanız daha güzel olacaktır. Sizin için bu oturum sizin çalışma süreniz için, derslerden kopmamanız için gayet yeterli bir süre. O yüzden çalışmalarınıza bunları entegre ederseniz zaten öğleye kadar da çok fazla çalışmadan şöyle kısa bir süre içerisinde bu işi bitirmiş olursunuz. Unutmayın ertelememek. Hemen ilk kalktığımız zaman, ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz zaman ilk olarak bunu yapmamız bizim için önemli. Şimdi bir sonraki maddemizde önce eksiklerimizi tamamlamamız var. Biliyorsunuz 9. sınıf ve 10. sınıf konuları YKS'de olayın TYT kısmı ile alakalı biraz. Bu yüzden TYT'de bizim iyi olabilmemiz için 11. sınıfa geçtiğimiz zaman AYT konularını görmeye başlayacağız biliyorsunuz. TYT'de AYT ile birlikte aynı anda bu durumu birçok öğrenci maalesef 11. sınıfa bıraktığı için beraber götürmek durumunda kalıyorlar. Bizler bunu yaşamamak için 9. ve 10. sınıfta işte bu çalışmaları yapıyoruz. İşte bu çalışmaları yaparsak eğer 11. sınıfta TYT bizim için bir yük oluşturmamış olur. Çünkü biliyorsunuz daha önemli olan aslında AYT ve oraya çok büyük yük bırakmamak sadece sorumluluğunu bilen, hedeflerini önceden gözüne kestiren kişilerdir. Bu videoyu izliyorsan eğer tabii ki sen de bu kişilerdensin. Sevgili arkadaşım, bu yüzden yapacağın oturumlarda önce varsa eksikleri bunları tamamlama. Eğer tamamladıysan da sonraki aşamaya geçme. Yani geçeceğimiz bir sonraki sınıfın bazı konularını öğrenmeye ayırabilirsin. Bunları programına ekleyebilirsin. Mutlaka önce konu anlatımı, ardından soru çözümü yapmamız gerekiyor. Bunu artık bir rutine oturttuk. Birçok videomuzda söylüyoruz artık. Sizler de ezberlediniz. Ama bunu ezberlemenize rağmen hala bazı arkadaşlar yapmıyor. Direkt soru çözümüne geçmeye çalışıyor. Yanlışları çok çıkıyor. Ben bu konuyu bilmiyorum deyip konu anlatımını atlayabiliyor. Bu durumu yaşamamamız için ne yapacağız? Önce konu anlatımından mutlaka değer vereceğiz. Onu yaparken belki notlar alacağız, konuyu özümseyeceğiz. Ardından bazı soru bankalarımız biliyorsunuz etkinlik içeriyor. Onları da yapacağız. Sonrasında oturacağız. Böyle güzelce sorularımızı çözüp bir sonraki konuya geçmek üzere çalışmalarımızı sonlandıracağız. Evet, bir sonraki videoda sizlere bir sürprizle geliyoruz aslında bakarsanız. Bir kamp organize edeceğiz. Sizler Ağustos ayında 8'den 9'a kampıyla birlikte kanalımızda yeni videolar göreceksiniz. Ve kendinizi de bu videolara şöyle güzel bir şekilde kanalize ederseniz aslında bu söylediklerimin birçoğunda şöyle güzel bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz. Yine o tarihe kadar da önce basit düzeyde çalışmalar yaparsanız hem orada şöyle güzelce bir yine tekrar etmiş olursunuz. Bomba gibi bir sınıfı geride bırakmış ve yeni sınıfa da çok güzel bir şekilde başlamış olursunuz. Ve gelelim son maddemize. Arkadaşlar unutmayın, istikrar eşittir YKS başarısı. Birçok öğrencimizle sınava girdiler, çıktılar. Şimdi konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Geriye dönseydin neyi daha iyi yapardın dediğimiz zaman, hocam keşke 8'de 9'da 10'da çok daha böyle sistemli olsaydım, daha iyi çalışsaydım da son zamana biriktirmeseydim birçok şeyi diyorlar. Dolayısıyla bize bunları söyledikleri için de bizler de sizlere duyduklarımızı şöyle güzel bir iletelim. En azından kulağımıza küpe olsun. Sevgili arkadaşlar, her gün altın değerinde çok fazla yorulmadan, kendimizi aslında bu durumu eziyet haline getirmeden, zihnimizde bu işi büyük haline getirmeden birçok şeyi halletmemiz mümkün. Bu yüzden bize kulak verin. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.